Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Nazlı Hoca. Mevcut bir durumu sizinle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz saatler öncesinden bir açıklama yapıldı ve Sayın Cumhurbaşkanımız Yüksek Öğretim Kurumları sınavının tarihinin değiştiğini bildirdi. Ee, evet arkadaşlar öncesinde 25 Temmuz'a alınmıştı COVID-19 tehditinden ötürü. E, fakat şimdi de... 27-28 Haziran'a çekildi sınavımız. E, tabii ki bununla ilgili çok fazla mesajlar aldım. Çok fazla yorumlar yaptınız. E, psikolojiniz bozuldu. Şok yaşadınız doğal olarak. Evet ben de çok şaşırdım. Ben de beklemiyordum. Ama demek ki böyle olması gerekiyormuş. Bu kararı eleştirmek e, çok da bizim yapabileceğimiz bir şey değil açıkçası. Çok fazla da bu tarz şeylere girmeden mevcut durumu kabullenmeye çalışalım. Sonuçta şu an bir gerçek var. Önümüzde 27-28 Haziran'da Yüksek Öğretim Kurumları sınavı yapılacak arkadaşlar. Bununla birlikte biliyorsunuz ki liselere giriş sınavı da değişti ve 20 Haziran'a alındı. Bu iki sınav biz çok ilgilendiriyor, çok yakından ilgilendiriyor. Evet moralleriniz bozuldu, evet aşkınız, şefkiniz kırıldı. Evet belki 25 Temmuz'a göre plan yapmıştınız ama bardağın lütfen dolu tarafından bakın. Belki Temmuz ortasında sınava girmek sizi yorabilir de. Belki bu çalışmanın çalışma zamanının artması, işte 3 ay yayılması sizi yorabilir de. Sonuçta biz sene başından beri Haziranda bitecekmiş gibi planımızı yapmıştık. Şu an sadece psikolojik olarak bu durum sizi geriye götürmüş olabilir arkadaşlar. Fakat hep birlikte toparlanacağız ve Allah'ın izniyle bunu halledeceğiz. Bunun da üstesinden geleceğiz diyorum. Her şeyin başı sağlık arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Kendinize çok fazla yüklenmeyin. Sadece sizden yapmanızı istediğim birkaç şey var. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle Psikolojimizi sağlam tutmalıyız kesinlikle. Sağ sola bakmadan, sağ solu duymadan hareket etmeliyiz. Bizim bir hayalimiz var, bir hedefimiz var. Ve lütfen bu hedefi küçültmüyoruz, bu hayali küçültmüyoruz. Daha çok çalışacağız, çalışmalarımızı artıracağız. 7 saat mi çalışıyordun? 8'e çıkar. 8 saat mi çalışıyordun? Lütfen 9'a çıkar. Bir saat daha uykundan feragat etmelisin güzel kardeşim. Bu bizim için çok önemli. Yani tamam yayıla yayıla evet işte 3 ay vardı önümüzde vesaire fakat şu an baktığımızda 53, 54, 55 gün neyse o sayılar rakamlar çok önemli değil. Önümüzde ortalama olarak 2 ay var. Bu 2 aylık süreçte ne yapabilirim? İyi bir Elif daha iyi ne yapabilir? Ya da e, akıllı bir Sena daha iyi ne yapabilir? Ali daha iyi ne kadar çalışabilir? Bunun hesabını otur yap kendine. Bu durumu lütfen kabullen. En iyi yapman gereken şey bu. Artık eleştirme. Artık bir karar çıktı ve biz bu karara saygı duymalıyız. E, şartlar bunu gerektiriyor. Sen de lütfen güzel kardeşim bu karara saygı duy. Kendine gel. Şöyle bir kendine gel bakalım ben ne yapıyorum? Benim hayallerim var. Bana ne sınav? İşte Haziran'daymış, Temmuz'daymış. Bununla çok fazla uğraşmanı istemiyorum. Ve şunu da unutma lütfen. Çektiğin cefa bir gün sefa olarak sana geri dönecektir. Hepiniz şu an eşit şartlardasınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İşte Ali ne yapıyorsa Mehmet de aynı şeyi yapıyor. Fatma da aynı şeyi yapıyor. Özge de aynı şeyi yapıyor. Yani şu an hepinizin şartları, koşulları eşit. 24 saat sizin ve 24 saat boyunca evdesiniz. Gene sokağa çıkamıyorsunuz. Gene kütüphaneye, gene eşinize, dostunuza, arkadaşınıza gidemiyorsunuz. Evdesiniz. Lütfen çalışmanızı arttırın. Bu bir. İkincisi programlarınızı bir daha gözden geçirin bakalım. Şimdi bu sefer de 2 aylık plan e, yapın. Artık 3 ay değil de 2 aya düştük. Bu durum sadece senin için değil herkes için geçerli. Bunu da unutma. Hepiniz eşit şartlardasınız arkadaşlar. Senden e, ricam ve sana tavsiyem uykundan bir saat daha fedakarlık et ki 1 saat daha çok çalış. Hayallerin için asıl iki ay. Sadece iki ay dişini sıkacaksın ve 28 Haziran'dan sonra dilediğin gibi tatil yap, gez toz ne yapmak istiyorsan yap ki Allah'ın izniyle o zamana kadar da bu koronavirüs belası geçmiş olacak diyoruz. Sosyal medyadan uzak dur çünkü sosyal medya hakikaten insanın e, psikolojisini bozan bir yer. Sürekli eleştiri öyle oldu da emeğim zayi oldu da işte emeğim çöpe atıldı da kimse önemsemiyor da işte bilmem neydi de bunlara lütfen hiçbir zaman takılma. Bırak ya telefonu falan bir kenara bırak sen şu süreçte kitap defterinle barışık olmaya çalış önünde hala 53 gün var. Lütfen bunu unutma. Çok ciddi bir zaman dilimi aslında bu. Yani abi sen zaten üniversite sınavına hazırlanıyorsan lütfen onda da uyanma ya, 11'de de uyanma. Evet ben sana savur için bir program yaptım ama 3 ay vardı o zaman. E şimdi öne çekildi. Lütfen sen de artık uyku saatini düzenle bir. Yani senin 5 saat uyuman gayet de yeter sana ya. Kesinlikle Erdal Demirkıran'ın dediği gibi aptallar 8 saat uyur. 8-9 saat uyuma zaten. Yani sabah 8'de ayakta ol. Okula gittiğinizde dersler 9'da başladığında zaten siz 6.30-7'de uyanıyordunuz. E zaten 8'de evde çıkıyordunuz. Dolayısıyla dikkat et buna. Yani 8'de uyan demiyorum ama bir 9 falan oldu mu bir kendine gel yani ne yapıyorum ben de. Daha sonra tabii ki e, burada bana da iş düşüyor. Ben de senin için elimden gelen her şeyi yapacağım. Artık daha sık video atacağım. Daha sık edebiyata yükleneceğim. Ve neler çıkar neler çıkmaz. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili ben de elimden geldiğince senin yanında olmaya çalışacağım. Allah senin yar ve yardımcın olsun. Ben sana inanıyorum, güveniyorum. Lütfen sen de kendine inan ve güven. Şöyle bir kalk kendine gel güzel bir duş al. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapmam gerekiyor? Evet, benim hayallerim var. Benim yapmam gereken bir şeyler var. Çalışmam gerekiyor. Daha çok asılmam gerekiyor. De kendine yepyeni bir kişi yarat. Yepyeni bir nazlı olsun artık. Tamam mı? Güzel kardeşim, kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bütün e, sorunlarınızdan, problemlerinizde ben yanınızdayım biliyorsunuz. Sizler için ben de daha sık video atmaya çalışacağım ve edebiyatı da Türkçe ile birlikte halledeceğiz. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.